Merhaba ben John Gray'in hızlandırılmış dünya tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün Kaptan James Cook'un hayatı ve hayret verici ölümü hakkında konuşacağız. Kendisi bir timsah tarafından öldürüldü. Ne? James Cook mu? Timsah yok mu? Gıcık tarih beni hep ayak kırıkına uğratıyorsun. Neyse timsah olmasa da Kaptan Cook gayet ilginç biriydi. Ölümü ise günümüzün tarihçilerinin birbirini yediği bir konu. Tarihçilerin birbirini yemesine bayılıyorum. <laughs> Kaptan Cook 1728'de doğdu. Kendisi denizciydi ve zamanla İngiliz deniz subayı oldu. 7 yıl savaşlarında yer aldı ama en çok Pasifik Okyanusu'nda yaptığı keşif ve bilimsel amaçlı 3 seyahatiyle bilinir. İlki 1768 ile 1771 yılları arasındaydı. İkincisi 1772 ile 1775 ve üçüncüsü 1776 ile 1780 arasındaydı. Buna rağmen Cook'un son seyahati ölümü nedeniyle 1779'da bitti. Haritada gördüğünüz gibi Cook Pasifik'in sahibi sayılırdı. Avustralya kıyı yıllarının haritasını çıkardı ve İngiliz sömürgeciliğinin önünü açtı. Böylece yerli aborjinlerin ve kültürlerinin neredeyse tamamen yok edilmesinin de önünü açmış oldu. Kolomb takasında olduğu gibi Cook'un Avustralya seyahati oradaki biyolojik yapıyı yeniden şekillendirdi. Avustralya'nın yün sanayinin önünü açan koyunları getirdi. Avustralya'da bir ceza kolonisi de vardı tabi ama Avustralya'nın nasıl hikayesi bir koloni olarak ne tür başarılara imza attığıyla ilgili. Sayıları bin olan Anglo-Avustralyalılar 80 yıl içinde 1. 2 milyona yükseldi. Kuk'un Yeni Zelanda haritasını çıkarmasının da sömürgeciliğin önünü açtığını söyleyelim. Ve hatta hızlandırılmış dünya tarihi kursunda yapacağımız şu duyurun önünü açtı. Başardık. Sonunda Avustralya ve Yeni Zelanda konusunu açtık. Biz artık gerçek bir dünya tarihi dersiyiz. <laughs> <laughs> Avustralyalılar artık bu derste Avustralya'dan hiç bahsetmediğimizi söyleyemezler. Ayrıca Cook'un seyahatleri Terra Australis yani Güney Toprakları denen bir toprak parçası olduğu yönündeki efsaneleri de boşa çıkardı. Avrupalıların yüzyıllardır takıntılı oldukları Kuzey Doğu geçiş bölgesi fikrinin de yıkılmasına katkıda bulundu. Cook Hawaii'yi tanımlayan ilk Avrupalı oldu. Bununla beraber mürettebatını İskorpüt'ten koruyan ilk kaptandı. Cook ve ondan sonra gelenler Avrupa sömürgeciliğinin orta dalgasıydı. Bu orta dalga Avrupalılar Amerika'ya yerleştikten sonra ama Afrika'ya yerleş önce gerçekleşti. Bu seyahatlerin bağlamı ya da daha doğrusu etkisi hakkında bir şey daha var. Pasifik'in keşfi büyük toprak kazanımları ve zenginliğin artmasının yanında Avrupalıların bilime olan ilgisini de arttırdı. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupalılar dünyayı haritalamayı ve sınıflandırmayı kafaya taktılar. Bu romantik bir akşam yemeği gibi değildi ama hiç görülmemiş yerleri ziyaret ettiğinizi ve oralardan garip canlar getirdiğinizi düşünün. Şu anda uzaya olan ilgimiz gibi. Avrupalılar buradaki insanları sömürgeleştirdikçe kendilerini bilim ve din getiren, bu toplumları medenileştiren bir güç olarak lanse ettiler. Evet, açık mektup. Ah, beyaz adamın omzundaki yükü açık mektup. Önce gizli bölmede ne var bir bakalım. Oo, bıyık. Bu bıyıkla Kipling'e benzeyebilirim. Sevgili beyaz adamın laneti. Şu buyu çıkaracağım sistem bu konuda yeterli gif vardır diye düşünüyorum. Beyaz adamın laneti sen bir şiirsin. Kipling'in seni yazmasından 100 yıl sonra bile akademisyenler halen Kipling'in dalga geçip geçmediğini tartışıyor. Bu emperyalizmin ne kadar garip olduğunu bir göstergesi. Avrupalılar dünyadaki zenginlerin çıkarılması gibi lanetli bir işe görevlendirdiklerini düşünüyorlardı. Söylesene Kipling yerleri yarı şeytan yarı çocuk olarak tanımlarken gerçekten dalga mı geçiyordu ne? Çünkü şimdi dönüp geçmişe baktığımızda bu onları değil de daha ziyade seni tanımlıyor. En iyi dileklerim ne? John Green. Kaptan Cook'un hayatını işledikten sonra şimdi de onun hakkındaki en tartışmalı şeye bakalım. Ölümü ne? Hadi düşünce balonuna gidelim. Cook... 1779'un başlarında Hawaii'ye Keala Ke koyundan girdi ve adayı keşfetti. Kıyıdayken önemli birisi yani ya bir şef ya da bir tanrı tarafından karşılandı. Sonra Şubat'ın başlarında adadan ayrıldı. Ama gemi bir sıkıntıdan dolayı adaya tamir için geri döndü. Daha önce ona iyi davranan Hawaii'ler ikinci ziyaretinde ona farklı davrandılar. Bir kavga çıktı ve Kaptan Cook en az bir Hawaii tarafından öldürüldü. Bunun mürettebatındakilerin tuttuğu günlüklerden biliyoruz. Yalnız tarihteki tartışma Cook'un ölümünün detaylarından ve yorumlanışından çıkıyor. Kısacası Cook neden öldürüldü? Geleneksel düşünce kesin olmamasına rağmen dini sebeplerle öldürüldüğü yönünde. Bu teorinin ayrıntılı hallerinden biri Tarih Adaları kitabında antropolog Marshall Salins tarafından anlatılmış. Hawaii dininde savaş ve insan kurban etme tanrısı Ku yılın 8 ya da 9 ayında etkindir. Diğer aylarda ise bereket tanrısı Lono etkindir. Lono için yapılan festival sezonuna Makahiki ismi verilir. Bu sırada Ku ile bağdaştırılan Hawaii kralı ayinsel olarak tepedilirdi. Makahiki boyunca Lono'nun görüntü görüntüsü e, gezer, dualar alır ve vergiler toplar. Makaiki sonunda Lono defedilir ve Tahiti'deki yerine dön. Bir görüşe göre Cook adaya Makaiki'nin ortasında geldi ve Havailliler onu Lono olarak algıladı. Böylece Cook ayinlerin yapıldığı ve kurbanların verildiği Makaiki'nin bir parçası oldu. Selin'e göre Cook, Makaiki'yi sonlandıran ayinlerde öldürüldü. Cook'un dönmesi, festivalin bitmesi ve normal düzene dönmek için Lono defedilmeli ve muhtemelen öldürülmeliydi. Salins'e göre Kuk'un öldürülüşü Hawaii kültürünün ayin yapısına tam uymaktadır. Teşekkürler düşünce balonu. Bu yorum kulağa hoş gelse de sorun şu. Hawaii'lilerin Kaptan Kuk'u bu şekilde gördüğünü kanıtlayacak yeterli delile sahip değiliz. Bu konuda Gananat OVS'e sekere karşıt bir görüş sunuyor. Bu arada isimleri yanlış telaffuz ediyorum kesin. Her neyse Gananat Salins'in Kuk'un ölümüyle ilgili yorumunu bir Hawaii ayininden çok bir Avrupa mitine benzediği gerekçesiyle eleştirdi. OVS'e sekereye göre Kuk kolaylıkla Lono ile karıştırılacak bir tip değildi. Hatta onu illa bir tanıyla karıştıracak bu muhtemelen savaş tanrısı Ku olurdu. Nihayetinde her yerde top ve tüfek vardı. Ayrıca Cook ismi Lono'dan çok kuyu çağrıştırıyor değil mi? Bunun ötesinde yerli havayillerin bir Avrupalı gördüğünde onun tanrı olduğunu düşünmeleri çok tartışmalı bir konu. Böyle olması için havayillerden hiçbirinin akıllı olmaması lazım. Halbuki biliyoruz ki havailler çok zekilerdi. Çünkü hepimizden farklı olarak hava gibi bir cennette yaşıyorlardı. Son olarak Lono bereket ve doğurganlıkla özdeşleştirilmişti. Fakat Avrupalılar havayillerin gözünde doğurganlığın tam zıttıyla özdeşleştiriliyorlardı. Çünkü Havaiye bel soğukluğunu onlar getirdi. Bunun ötesinde Cook eşittir Lono denklemiyle ilgili başka bir sorun daha var. Hawaii ayinlerinin hiçbirinde tanrılar ritüelin bir parçası olarak öldürülmez. Havai mitolojisi kralların öldürüldüğü ayinlerden bahseder ama bunların hiçbirinde tanrı öldürme yoktur. Ayrıca ayinsel olarak öldürme ile gerçekten öldürme arasında dağlar kadar fark var. Gerçekte olanlar muhtemelen çok daha ihtişamsız ve sade. Mesela Cook belki de birçok Hawaii'linin öldüğü bir arbede sırasında can verdi. Bu arada Cook öldürülmeden önce bir Hawaii kralını rehin almak istedi. Çünkü ile onun gemisinden bazı şeyler almışlardı. Bu Cook için alışıla geldik bir uygulamaydı. Adadakiler Avrupalıların eşyalarını aldıklarında aynısını Tahiti ve diğer Polinezya adalarında da yapmıştı. Ayrıca bu durum Cook'un Pasifik'te gittiği her yerde başına geldi. Bu sebeple Cook bunun oralara özgü bir durum olduğunu anlamış olmalı. Yani gemilerden bir şeyler alınınca adada takılma hakkını elde ediyordu gibi bir şey. Çok iyi bir denizci ama berbat bir antropolog. Gerçi hakkını yemeyelim. O zamanlar antropoloji henüz icat edilmemişti. Kuk öldürülmeden hemen önce Avrupalılar ile Hawaii'liler arasında gerginlik artıyordu. Yine de bel soğukluğunun yayılması ilk başta ilişkilerin gayet samimi olduğunun bir göstergesi. O halde gerginlik neden? Muhtemelen Avrupalılar Hawaii'lilerin ayin için kullandığı tapınak gibi bir yeri tahrip etti ve daha sonra ateş yakmak için kullanmak üzere odun elde etmiş oldu. Cook bunun bedelini ödemeyi denedi ama sunduğu iki dandik balta elbette reddedildi. Bunu uydurmuyorum. Gerçekten böyle oldu. Tapınağınızı yerle bir ettiğimiz için kusura bakmayın ama size iki balta vereceğim. Böylece iki elinizde balta kullanabilir Zaten üçüncü baltayla ne yapılır ki? Ne yazık ki kukun öldürülmesini anlatan bu ilk havai anlatısı diğer anlatılardan çok sonra geldi. Ama yine de en azından illerin kendilerine ait olduğu için kıymetli. Tabii ki havailler kukun krallarını rehin alması üzerine içerlemiş olabilirler. O zamanlara ait anlatı kaotik bir sahne betimleyerek kukun en az iki el ateş ettiğini ve muhtemelen en az bir yerliyi öldürdüğünü söylüyor. Bir şey çok açık ki bunu Avrupalı Vakanüvislerden bile bu şekilde okuyoruz. Kukun ölümü planlı görünmüyor. ...ve aynı hiç mi hiç benzemiyordu? Yine de Havaililerin Kuk'u tanrı olarak görmüş olduğuna dair anlatılar kendilerine çokça yer buldu. Neden mi? Çünkü bir açıklama şu ki bu anlatı diğer kaşiflerin hikayeleriyle de uyumlu. Tainos'un, Kolombo, e, Azteklerin de Kortez'i tanrı sandığını duymuşsunuzdur. Bu da Kuk'u Avrupalıların vahşi dediği kişilerin tanrı sandığı Avrupalılar listesine sokmaya yeter. Ayrıca Kuk'un tanrı olarak algılandığını söylemek... ...aydınlanmış batı ile ilkel Polinezya arasında büyük bir fark olduğunu söylemeye yarar. Kuku birçok tarih kitabında aydınlanmış insan modeli olarak gösterilir. Elbette kendisi örgün eğitim almadı ama e, seyahatleri ona çok tecrübe kattı ve bilimsel keşiflere öne yok oldu yani. Cook'un onun tanrı olduğunu sanan insanların elinde öldüğünü söylemek aydınlanmanın entelektüel bakış açısının ilkel dinlere olan üstünlüğünü söylemeyi de pekiştiriyor arkadaşlar. Ama böylesi bir anladı ya da hikaye bu çerçeveye çok iyi uyuyorsa o zaman kendimize bu hikayeyi kim anlatıyor diye sormamız gerekir. Kaptan Cook hakkında çok şey biliyor olmamızın ve tarih kitabının ...kaplarında da ondan bolca bahsedilmesinin en önemli sebebi Kaptan Cook ile ilgili birçok kayıt olması. Fakat bu kayıtların kaynakların neredeyse hepsi Avrupa kaynakları. Cook hakkında Havaiilerin tuttukları kayıtlar dahi Avrupalılarla daha sonraki temaslardan önemli ölçüde etkilenmiştir. Eğer Cook'un ölümünü yerli bir ayinin parçası olarak görürsek ...Havaiilerin Cook'u öldürerek aslında sadece bir ritüeli uyguladıklarını ima etmiş oluruz. Bu da onların insan olarak özne olma güçlerini yok saydığımız anlamına gelir. Yani Havaiilerin bu olayda Avrupalılar gibi belki de deliye dönerek tepki verdiklerini söylersek onları tanımış kabul etmiş mi oluruz? Buna bir cevabım yok ama bu iki tarih antropoloğunun arasındaki tartışma aklımızda tutmamız gereken bir şeye işaret ediyor. Tarihte genellikle havaiiler olsun, Amerikan yerleri olsun, işçi sınıfı olsun, kendi hikayelerini ve tarihlerini yazmamış olan insanlar hakkında beyanlarda bulunuyoruz. Bunu yaparken de dünyayı onların algıladığı gibi algıladığımızı varsayıyoruz. Halbuki yapabileceğimiz en iyi şey olsa olsa tahmin yürütmek. O halde Kaptan Kokun ölümünü havaiilerin gözünden atmanın bir yolu var mı? Yoksa bu doğası gereği küçümseyici veya aterkil bir yaklaşım mı olur? En önemlisi de ön yargılarımızı kırmanın neredeyse imkansız olması. Buna hiç kalkışmamamız için bir bahane olabilir mi? Her zamanki gibi bunları sırf laf olsun diye sorduğumuz ya da cevabı beklenmeyen sorular olarak görmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.